Merhaba sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz nasılsınız bugün de sizlerde sizlerle oğlak burcu kadınlarını temmuz ayında neler bekliyor kartlarımızın tavsiyeleri bize neler olacak neleri yapıp neleri yapmayacağınızı söyleyecekler bunları yorumlayacağım sizler için dilerseniz haydi gelin hemen başlayalım oğlak burcu kadınlarımız için hemen Evet sevgili arkadaşlar biraz değişik geldi diyebilirim. Ee, birden fazla mesele var burada ve birden fazla işiniz var olarak görünüyor. Şimdi ebediyet, bir sonsuzluk işaretimiz geldi. Merhamet etmeye ihtiyacınız var, merhamete ihtiyacınız var. Yani hem size yapılmalı bu merhamet, hem de siz de göstermelisiniz. Çift taraflı olarak görünüyor. Ee, enerjiniz hızlanacak, büyüyen ay geldi. Enerji. E ay fazı olarak düşüncelerinizde bir dengeye gelme, bir haklı olma, bir durum değerlendirmesi yapma var Temmuz ayında. Bir ve birileriyle uzaklaşmak isteyeceksiniz. Yani mukadderat diyeceksiniz artık. Kadersel bir süreç veyahut da kadersel bir birliktelik yaşadığınız biri veya birileriyle birlikte bir uzaklaşma kararı alacak olabilirsiniz. Komşularınız olabilir veyahut da sevgiliniz olabilir veya hatta iş arkadaşlarınız olabilir. Bilemiyorum ama bir uzak mesafeler çıktı sizlere. Yola gitme, seyahate çıkma veya tatil ihtiyacı veya 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 hayatınızın direksiyonuna geçme zamanının gelmiş olduğunu söyleyen bir Temmuz ayı yaşayacak olabilirsiniz. Çünkü aralarda bir dengeler şaşmış ve iki taraf da birbirine ne yazık ki hilekarlık yapmış olarak görünüyor. Yani hem sizler hem de karşınızdakiler. Belki hilekarlık görünce siz de ona istinaden yapmış olabilirsiniz. Gayri ihtiyarı. O yaptıysa ben de sana yapayım demiş olabilirsiniz. Mesela. Böyle bir süre, böyle değişik bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. Ama bu da bir mukadderatmış. Bu insan veya bu insanlar sizin için doğru insan değilmiş. Hani belki siz de yanlış yapmış olabilirsiniz ama bunlar inanın hani bu kişiler veya bu kişi sizin hayatınızdan çıkması içinmiş. Yani daha fazla durmasına gerek yokmuş. Dedi ki fare ruhu geldi küçük şeylerle ilgilenin diyor sizlere. <laughs> bu da çok tatlıymış rengi de çok güzel. Bir de aslında sizlerin göremediğiniz bir şeyi fark edeceksiniz. Çok sorumluluk almışa benziyorsunuz. Artık böyle hayat sizi bir e, oğlak kadınından çıkartıp bir e, ateş kadınına yani topraktan ateşe çıkmışsınız böyle çok cabbar bir kadın olmuşsunuz artık hani böyle sorumluluk Allah 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 huyunuz değişmiş diyebilirim ama size güzel şeyler de kazandırmış bu yani böyle tek taraflı başkalarını mutlu etmek için değil kendinizin de kazandığı bir e, hayat yaşamışsınız şimdiye kadar bu aya kadar Bakalım bu ayda neler olacak ekstradan. Güneşiniz doğdu bakın gördünüz mü? Yani güneş geldikten sonra ne olursa olsun isterseniz bir ayrılık yaşayın o da bugün güneşin içinde olacak. Yani sizin için çok mükemmel bir şey olacak demektir. O yüzden ne yaşarsanız yaşayın bu Temmuz ayında gayet güzel şeyler sizleri bekliyor. Sizin hayatınızda muazzam güzellikler meydana gelebilir. Buna da hazırlıklı olun. Hani şu şeye benziyor. Yıllarca bir iş yerinde çalışırsınız da sonra ayrılmak istersiniz. Başka bir iş yerine gidersiniz ve orada hayatınız değişir. Belki hayatınızın aşkıyla tanışırsınız. Belki çok daha iyi bir ortamda çalışırsınız. Bir rahatlarsınız şöyle. Hani bunun gibi bir şeye düşünün. Böyle bir durum yaşayacaksınız Temmuz ayında. Şimdi sorularımıza başlayalım bakalım. Bir işi olmayan Oğlak Burcu kadınların Temmuz ayında Kılıç Şövalyesi geldi. Her şeyi değiştirip dönüştürecek güce sahipsiniz ve bunu da yapacaksınız olarak görünüyor. Bakın güç kartı da geldi yanında gördüğünüz gibi. Zaten güçlüsünüz bunu söylemeye gerek yok. Oğlak kadınısınız. Peki bir işi olanlar için ise işinizle alakalı yeni bir eğitim almak isteyecek olabilirsiniz. Veyahut da siz üst düzeyseniz siz bir eğitime e siz bir eğitim verecek olabilirsiniz sizin alt çalışanlarınıza. Böyle bir gündem var sevgili arkadaşlar. Peki ilişkisi olmayanlar için ise aile desteğinizden tam destek alacaksınız. Peki biraz daha bakalım. Şöyle bir şey. Ailenizden destek alıyorsunuz ama siz de ailenizi çok desteklemişsiniz bu zamana kadar. Şimdi artık bu ee, sürekli ailenizi düşünme işinden sıyrılmak istiyorsunuz çünkü diyorsunuz ki ben sizi çok düşündüm, size çok emek verdim, ben kendimi unuttum, ikili ilişkilerim hiç başarılı olmadı, sizi düşünmekten ben artık çok yıprandım diyorsunuz. Belki bir kayıba uğradınız, maddi bir kayıba da uğramış olabilirsiniz aileniz için ve kesinlikle e, ilişkinizde ilgilenememişsiniz partnerinizle olarak görünüyor ve artık bu tutumunuzdan da vazgeçeceksiniz. Bu durum değişiyor. Artık sorumluluk almayacaksınız olarak görünüyor sevgili arkadaşlar. Bir ilişkisi olanlar için ise <laughs> burada bir iki arada bir derede kalma durumunuz var. Neymiş bakalım? Bir hilekarlık ve bir üzüntü var. Sizi bu ay üzecekler sevgili arkadaşlar. Aman dikkatli olun. Bir ikileme düşeceksiniz. Acaba mı şöyle mi böyle mi derken neymiş bakalım konumuz. Ya aslında ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu bu, bu işin ortaya çıkması sevgili Oğlak burcu kadınları, bu işin ortaya çıkması Temmuz ayında gayet güzel. Sizin hayatınız muazzam olacak ya. Yani o yüzden üzülmeyin bence. Bakın, iletişim, gidiş ve imparator. Ya öyle bir e, imparator edasında olacaksınız ki tam yani birini böyle tam silebilirsiniz hayatınızda ama inanın çok güzellikler sizi bekliyor çok muazzam güzel enerjiler çıktı yani bırakma enerjisi sırtınızda yük olmuşsa eğer ki bırakmanız gerekiyorsa sistem sizin birazcık canınızı acıtabilir bu, bu iblise birazcık e, böyle yanlış yollara sapma enerjisi verebilir hani siz biraz üzülün de görün de bunun gerçek yüzünü böyle bir insan iradesiz bir insan Veyahut da işte maneviyatı düşük diyelim. Böyle bir insan sen bununla yapamazsın diyor. Bu arada siz üzülüyorsunuz ama inanın ki çabuk toparlayacaksınız. Öyle güzel toparlayacaksınız ki hani bu ayın içerisinde her şey olup bitecek. Ve siz de sonra bir geriye dönüp bakmak bile belki de istemeyeceksiniz. Öyle çıkmış enerjiler. Peki. <laughs> Evli olanlar için ise çok güzel geldi. Evliliğinizde baş tacısınız. Artık bunun üstüne e, kart yok çünkü sizler birer imparatorç olarak görünüyorsunuz evliliğinizde. Peki, eğer ki platonikseniz, platonik olduğunuz erkekten size bir hamle olacak mı Temmuz ayında? Bir aydınlanma yaşayacaksınız. Bir Başak burcu enerjisi geldi. Ee, bu adam bir ilişkiden çıkmış olabilir bu adamın hayatında bir şeyler bitmiş olabilir belki evliliği bitti belki işi bitti ee, böyle bir durumlar var bu ay bu insanla ilgili bilgi toplama ayınız olacak iletişim var mı şu anda yok gibi bir de bir yere de gidiyor geliyor olabilir bu kişi bunun da ııı e duyumunu alacaksınız olarak görünüyor. Peki ex partnerinizi istiyorsanız bu kişiyle barışmak istiyorsanız tekrar bu insanın bu erkeğin size geri dönme ihtimali var mı Temmuz ayında? Evet eski düzen yıkılmış. Küçük bir adım ne haber nasılsın mesajıyla sizlere geliyor. Ama bunu da Temmuz ayında atacakken durduracak. Bak, bundan bir şey beklemeyin şimdi bu ay. Bu ex partnerden kime niyet ettiyseniz. Şimdi bu eski düzenin yıkılmasını istiyor. Ee, belki ne haber nasılsın mesajını atıp fazla sizinle diyaloğa girmeyecek de olabilir. Yani siz ona mesaj attıktan sonra duracak olabilir. Ya da gelgitler yaşıyor şu minik mesajı minik aramayı nasıl yapacağım nasıl edeceğim diye bir türlü o enerjiye giremiyor olabilir. O cesareti toplayamıyor olabilir iki türlü ya arayacak mesaj atacak görüşecek sizinle. Ama sonrasını getirmeyecek hani şöyle bir Zaman geçsin, birazcık daha unutsun, biraz daha böyle enerji solusun diyecek olabilir. Siz ne yapacaksınız? Yüzleşme. <laughs> hmm. Siz yüzleşmeye çabalayacaksınız aslında büyük büyük bir gayret göstereceksiniz. Yapamıyorsunuz böyle biraz böyle boğazınızda düğümlenmiş sıkışmış kalmış olabilir bazı konular. Bu konuları dile getirmeye çok gayret edeceksiniz olarak görünüyor ama enerji çok sıkışık sevgili arkadaşlar. Yani sizin söyleme enerjiniz çok sıkışık ve belki de yine de kendinizi bu işten geri çekecek olabilirsiniz. Söyleyeyim mi söylemeyeyim mi söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye. Peki ne yapmalısınız? konuşmalı mısınız yoksa susmalı mısınız? Hangisi daha iyi? Bir karar vereceksiniz öncelikle diyor. Tamam onu biliyoruz. Aşıklar tedirginlik. Tamam. Madem kendinizi tedirgin hissediyorsunuz, madem ikileminiz var o zaman bir şey söylemeyin. Önünüze bakalım. Allah ne çıkartacak? Nasıl enerjiler gelecek? O enerjilere göre devam edersiniz. Hani kendinizi çok fazla zorlamayın. Buna hiç gerek yok. Yani sonra hani biliyorum pişman olmaktan da korkuyorsunuz. Madem böyle bir endişeniz var o zaman hiçbir şey yapmayın en iyisi budur gerçekten risk almayın yani risk almanıza gerek yok zaten ne olacaksa önünüze birer birer gelecek o hiç merak etmeyin o yüzden de bu arada küçük şeylerle ilgilenebilirsiniz minik minik hobileriniz olabilir belki bir doğa yürüyüşü yapabilirsiniz belki de farklı şeyler de olabilir e, muazzam yemek yapıyor olabilirsiniz <laughs> bunlarla bir ilgilenin bakalım evinizle ilgilenin evinizde küçük tadilatlar varsa onları yapmaya çalışın Biraz böyle bir eksikleri e, veyahut da tamir edilmesi gereken şeyleri bir yapın bakalım. Şöyle bir kafanız toparlansın. Oh bunu da yaptım, şunu da yaptım, bunu da hallettim deyin. Ondan sonra enerjileriniz tamamlanacaktır. Hepinizi kocaman öpüyorum. Ağustos ayında görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.